Otomobil sektörü yılın ikinci yarısına zamla girdi. Birçok markada fiyatlar %6 ila 10 arasında arttı. İşin tuhafı ise zamlı fiyatlara rağmen piyasada sıfır araç bulunamaması. Araç isteyen ortalama 8 ay sıra bekliyor. %6 ile %10 arası bir zam yansıdı fiyatlara. İnsanlar ulaşmakta çok zorluk çekiyorlar. Sıfır araçlar arz talebi dengeleyemediği için ikinci elde şu an ciddi anlamda bir hareketlilik var. Dövizdeki dalgalanmalar, tedarik zincirindeki sıkıntılar otomobil piyasasını da etkilemeye devam ediyor. Döviz bile otomobilin karşısında duramıyor şu anda. Haziran ayı ile birlikte araçlara yaklaşık %6 zam geldi. 500 bin liralık bir arabada yine 30 bin, 35 bin. 40 bin, 50 bin gibi rakamlar oynadı. Piyasada da 500 bin lira araba kaldı mı derseniz, yani doğru düzgün bilinecek orta sınıf bir araba bile 500 bin liranın çok üstünde kaldı. Şu anda önünde bulunduğumuz otomobil 2 ay öncesinde aşağı yukarı 2 milyon 100-2 milyon 200 bin TL'ydi. Şu anda aşağı yukarı 2 milyon 450-2 milyon 550 bin lira civarında. Bir yanda gelen zamlar fiyatlara yansımışken diğer yanda da sıfır araç krizi devam ediyor. Yaklaşık bir yıldır bayilerde sıfır araç bulunamıyor. Sıfır bayide sırada 2700 kişi var. Ayda gelen araba sayısı 50. Aracın marka modeline göre bir 6 ay, 8 ay, 1 yıla kadar beklemeleri gerekiyor insanların. Sıfır araç bulamayan vatandaşlarsa ikinci ele yöneliyor. Ancak bu durumda ikinci eldeki fiyat daha da yükselmesine neden oluyor. Şu anda ikinci el fiyatları zaten sıfır geçmiş durumda. Satıcılar da ikinci el arabaları sıfırdan daha pahalıya satıyorlar. Otomobil son zamanlarda yatırım aracı olmuştu. Ancak zamlarla birlikte durum değişti. İnsanlar ev alamadıkları için en azından elimizdeki parayı değerlendirip yatırım amaçlı işte bir getiri sağlasın diye araba almaya çalışıyorlar. Maalesef artık şu anda arabada alınamaz durumlara neredeyse geldi. Kredilerde bir kısıtlama durumu söz konusu.